Merhaba arkadaşlar, CSS3 derslerimizin son dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Outline, Animation, Overflow, Resize, Selection özelliklerini inceleyeceğiz. İlk olarak Outline'a başlıyorum. Deneme sitemiz adlı projemi açtım. Bu şekilde CSS kodlarına sahibiz. Bu şekilde de HTML kodlarına sahibiz. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi gri bir divimiz var ve içinde de bir metin alanımız var. Bunu arama kutusu olarak da düşünebilirsiniz. Bunu seçtiğimiz zaman etrafında bir sarımtırak bir çizgi göreceksiniz. Buna outline deniyor arkadaşlar. Bunu engellemek için tek yapmamız gereken metin kutumuza outline none değerini eklemek. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık sarımtırak çizgilerden kurtulmuş olacağız. İkinci özelliğimiz animasyon, animation. CSS3 ile birlikte gelmiştir ve CSS'de çığır açmıştır. İlk olarak animasyon adlı yeni bir ID belirliyorum. Genişliği 200 piksel, yüksekliği 200 piksel olsun. Position relative, margin 100 piksel auto diyorum. Sayfa ortasında ortalayacağım. Sayfada ortalayacağım. Background da mavi olsun arkadaşlar. Hemen bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir div'e sahibiz. Animasyon için ilk önce animation özelliğimi ekliyorum. Daha sonra kendi belirlediğim bir animasyon adı yazıyorum. Örneğin animasyonum olsun. Ne kadar sürsün bu? 5 saniye kadar sürsün. Tekrar etsin mi? Sonsuza kadar tekrar etmesini istiyorsak infinite yazıyoruz. Geçiş efekti nasıl olsun? Is in out olsun. Geriye tekrar edebilir olsun mu? Yani geriye dönsün mü bittikten sonra? Bunun için alternate yazıyoruz. Daha sonra keyframe'lerimi eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Bu animasyonumuzun nasıl çalışacağını belirleyecektir. Animasyonum yazmıştık. Buradaki animasyon adımız ile aynı olmalı arkadaşlar. Bu şekilde from diyorum. Başlayacağı yer background maviden nereye kadar devam etsin? Background eflatuna kadar devam etsin arkadaşlar. Bu şekilde devam etsin. Şimdi WebKit'i ekliyorum. Bu öneki eklememin sebebi Google Chrome ve Safari tarayıcılarında animasyonun çalışabilirliğini sağlamak için. Aynı şekilde bunun için de WebKit keyframe'ini ekleyeceğim. Fakat bundan add'den sonra WebKit önekini yazıyorum. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde maviden eflatuna doğru bir renk geçişi olacaktır. Daha sonra eflatundan maviye doğru bir renk dönüşü olacaktır. Alternatifleri kaldırırsam bu geri dönüşün nasıl olduğunu görebilirsiniz. Kaldırdım. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi eflatuna geçiyor. Sonra direkt maviye dönüyor. Bunu engellemek için alternatifi kullanıyoruz. Şimdi daha kompleks bir animasyon yapalım. Animasyon container'ımız olsun. Genişliği 800 piksel. Yüksekliği 60 piksel olsun. Position relative. Margin 100 piksel auto. Sayfa ortasında ortaladım. Position relative ve margin auto ile. Border radius'u 24 piksel olsun. Background color'ı
Bu renk olsun. Açık gri. Box Shadow da verelim arkadaşlar buna. Gölgemi ortaladım. 10 piksel bulanıklık. 4 piksel dağılma verdim. Rengini de Medium Purple olarak belirledim. Ben şuraya Animasyon Container yazıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Şimdilik bu şekilde bir animasyon konteynerımıza sahibiz. Daha sonra animasyonumu ekliyorum arkadaşlar. Animasyon 2 diyelim buna. Bir öncekinden atıf olarak. Genişliği 60 piksel. Yüksekliği de 60 piksel olsun. Position Relative. Float Left veriyorum. Bu şekilde sola doğru hizalayacağım. Border Radius da aynı olsun. 24 piksel. Background Color'ı da Background diyelim direkt. Yeşil olsun. Hemen ekliyorum arkadaşlar. UID animasyon. İki tekrar bakalım nasıl gözüküyor. Evet, bu şekilde yükleniyor çubuğu oluşturacağız. Şimdi animation diyorum. Özelliğimi yazdım. Animasyonum 2 olsun bunun adı da. 10 saniye devam etsin. Sonsuza kadar devam etsin. Ve lineer olsun. Eğer easy out yaparsam geçiş etkisi biraz daha duraksamalı olacaktır. Lineer yaparsam hiçbir duraksama olmadan geçiş efektini gerçekleştireceğim. WebKit önekini ekliyorum. Google tarayıcısında ve Safari tarayıcısında çalışması için. Ve şimdi keyframe'leri yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Animasyonum 2. Animasyon adımı yazdım. Şimdi 0-100'de demek başlangıcını gösteriyor. Şunu 6 alalım. Genişliği 60 piksel olsun başlangıçta. Background'umuz yeşil olsun. Animasyon %25'e gelince genişliğimiz 200 piksel olsun. 4'te 1'i tamamlanınca yani 200 piksel olsun. Background'da altın rengi olsun. Gold diyorum. Bu 200 değerini 800'ü 4'e bölerek belirledim. %25'i dediğimiz için. %50 olunca tahmin edebileceğiniz gibi 400 piksel olsun diyorum. Background'u turuncu olsun diyorum. Şekilde küçük bırakayım daha rahat görün. %75'e gelince 600 piksel olsun. Background'ı orange red olsun diyorum. Biraz daha portakal kırmızısı. Ve tamamlanınca ise genişliği 800 piksel olsun. Arka plan rengi de kırmızı olsun diyorum. Bunların aynı şekilde Google Chrome ve Safari tarayıcılarında gözükmesi için WebKit önekini ekliyorum. Bu şekilde ekledim arkadaşlar. Animasyonum 2. Her şey doğru çalışıyor. Çalıştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi yüklenmeye başladı baramız. Evet, bu şekilde oluyor. Bu linear easing farkını da göstereyim. Bu şekilde duraksamalı bir ilerleme olacaktır. Bunu istemediğimiz için linear kullandık.
Yükleniyor yazısı da yazabilirdim. Fakat zamanımız kısıtlı olduğu için bunu yazmadım. Şimdi anlatacağım özellik kalım. Kalım arkadaşlar kolon demek. Oldukça güzel bir CSS3 özelliği. Kolon adlı yeni bir div oluşturdum. 720 genişlik olsun. Height'ı da height'ını vermiyorum arkadaşlar. Bu yazıya göre otomatik olacak. Yazıya göre kendi belirleyecek. Position relative margin 100 piksel auto diyorum. Sayfada ortaladım. Metin renkleri siyah olsun. Arka plan rengimiz de açık gri olsun diyorum. Şunu kolon olarak değiştirdim. Ve bir span attım. Şimdi mıcır yazılarımı ekliyorum arkadaşlar. Ctrl A, Ctrl C ve Ctrl V ile ekledim. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi mıcır yazılarımız da var. Şimdi arkadaşlar bunların kolon, yazıların kolon halinde gözükmesi için en kolay yöntem columns yazmak ve ne kadar kolon olmasını istiyoruz? 3. Bu çalışmayabilir. Niye? Çünkü WebKit örnekini yazmadık. Bunun için WebKit örnekini ve Mozilla tarayıcısı için, Firefox tarayıcısı için Mozilla örnekini yazıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 3 kolon halinde gösterebiliyorum. Daha ayrıntılı yazmak istiyorsanız arkadaşlar column count 3 kolon olsun. Şunu seçtim. Sadece WebKit için yapıyorum. Siz eğer bunu yapacaksanız Firefox için de yazın. Mozaik'ini de eklemeyi unutmayın. Column gap kolonlar arasındaki boşluk 30 piksel olsun. Ayrıca kolon rule vardır arkadaşlar. Bu da kolonlar arasındaki çizgiyi belirler. 3 piksel genişliğinde olsun. Outset olsun. Solid de yapabilirsiniz ama outset daha güzel gözüküyor. Medium purple renginde olsun. WebKit aynen bunun için de yapıyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde 30 piksel kolon boşluğu olan 3 piksellik genişliği olan bir kolon çizgisi ekledim. Column rule kolon çizgisi, column gap kolon boşluğu, column count da kolon sayısını belirliyor. Şimdiki özelliğimiz overflow arkadaşlar. Overflow dilimizde taşma anlamına gelmektedir. Hemen id taşma diye bir div oluşturdum. Width 720 piksel olsun. Height'ı 150 piksel. Padding 20 piksel olsun. Position relative margin 100 piksel auto diyorum. Metin renklerimiz yine siyah olsun. Arka plan rengimiz de yine açık gri olsun diyorum. Overflow visible yazıyorum. Bu varsayılandır arkadaşlar. Şöyle şunu pasma olarak değiştirdim ve tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak visible bir taşma gerçekleşti. Eğer bu taşmayı istemiyorsam overflow scroll yazıyorum. Ve bize kaydırma çubuklarını gösterecektir. Şu şekilde kaydırma çubuklarını görebilirsiniz. Şunu sınıf haline getiriyorum.
Bundan iki tane olsun arkadaşlar. İkincisi biraz daha az olsun. Overflow'u auto yaptığım zaman ise kaydırma çubukları metne göre çıkacaktır. Scroll yaptığım zaman her iki şekilde de çıkıyor. Auto yaptığım zaman ise metnin taşıp taşmadığına göre çıkacaktır. Şunu kaldırıyorum. Eğer taşma benim için önemli değil diyorsanız hidden yazın arkadaşlar. Bu şekilde metinlerinizin altını göremeyeceksiniz. Taşan yazıları göremeyeceksiniz. Ayrıca overflow y dikey eksendeki taşmayı gösterir. Overflow x ise yatay eksendeki taşmayı gösterir. Buna inherit diyelim, kalıtsal. Yani visible olacaktır. Bu şekilde oluyor. Bunu auto'ya çektiğim zaman kaydırma çubuğunu görebilirsiniz. Şimdi overflow'u daha iyi anlayabilmek için sadece metinlerde kullanmıyoruz bunu. Bir örnek yapalım. Kayan kutu container diyorum. Genişliği 600 piksel olsun. Yüksekliği 100 piksel. Position relative. Margin çok oldu. 100 piksel auto diyorum. Background'umuz yine açık gri olsun. Şurayı siliyorum. Bu yazıları da siliyorum arkadaşlar. Çalıştıralım nasıl gözüküyor. Evet, şimdilik bu şekilde gözüküyor. Daha sonra kayan kutu adlı yeni bir ID ekliyorum. Genişliği 50 piksel, yüksekliği 50 piksel olsun. Satır yüksekliği. Buna 40 piksel verelim. 40 piksel olsun. Metin hizalaması merkezde olsun. Center. Font büyüklüğü 46 piksel olsun. Font height bolder olsun, en kalın. Font ailesi de Arial, Verdana, Sans Serif şeklinde gitsin. Yine position relative, margin auto, top eksi 90 piksel veriyorum. Background eflatun olsun. Hemen bakalım. Tekrar çalıştırıyorum. Evet, kutumuz burada. İçine de bir ok işareti yapalım. Bunun için kodu V işareti DS 8595 noktalı virgül diyorum. Bakalım. Evet, bu şekilde gözüküyor. Hatta bunun rengini beyaz yapalım. Okumuz bu şekilde gözüküyor şu an. Daha sonra animasyonlarını eklemeye başlıyorum arkadaşlar. Animation. Kayan kutu olsun. Bu ismi kendim belirledim. 1 saniye sürsün. Sonsuza kadar devam etsin. Ve linear gitsin diyorum. Aynı şekilde bunu WebKit için de yazıyorum.
Keyframe'leri ise kayan kutu şu şekilde olsun. Şunu şöyle yapayım. Başlangıçta arkadaşlar kayan kutumuzun pozisyonu daha önce belirlediğimiz gibi -90 pikselde olsun yukarıdan. Ve tamamlanınca ise pozisyonu 140 piksel olsun. Bunu alıyorum. WebKit için de aynı şekilde yapıyorum. Oops. WebKit için de ekledim. Bakalım nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde bir animasyona sahibiz. Tek yapmamız gereken arkadaşlar kayan kutu konteynerine overflow hidden eklemek. Bu şekilde artık bu eflatun rengi kutumuzun gri renkli kutumuzun içinde kaydını görebilirsiniz. Herhangi bir taşma olmayacaktır. Taşmayı gizledik arkadaşlar. Bu şekilde yapılmış download düğmeleri de vardır. Download butonları da vardır. Şimdi arkadaşlar resize'ı anlatıyorum. Resize, yeniden ölçeklendirmek, yeniden boyutlandırmak anlamına gelmektedir. Hemen metin alanı adlı yeni bir ID oluşturuyorum. Width 400 piksel olsun. Height 200 piksel olsun. Position relative. Margin 100 piksel auto diyorum. Background renginizde daha önce yaptığımız gibi açık gri olsun. Gains for all. İsimli ilginç bir renk. Daha sonra şunu siliyorum. Metin alanı diyorum. Bu kısma da metin alanımı yazıyorum arkadaşlar. Tekrar. Rows satır sayısı 4 satırlı olsun. Posta kolon 40 kolona sahip olsun. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde resize edilebilir. Yani yeniden boyutlandırılabilir bir metin alanına sahibiz. Bunu engellemek için arkadaşlar tek yapmamız gereken metin alanı içindeki text array'a diyorum. Resize none demek. Bu şekilde artık bunu tekrar boyutlandıramayacağız. Bakalım. Gördüğünüz gibi tekrar boyutlandıramıyoruz. Hatta buna bir outline none dersek sarımtırak çizgilerden de kurtulmuş oluyoruz. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Tekrar bir bakalım. Bu şekilde boyutlandırabilip boyutlandıramamak size kalmış. Son olarak selection'ı anlatıyorum. Selection seçimdir arkadaşlar. Seçim yaptığımız zaman görmüşsünüzdür. Arka plan mavidir. Bunu değiştirmek için kullanıyoruz. Hemen seçim rengi adlı yeni bir ID belirliyorum. Width 600 piksel. Yüksekliği vermiyorum. Otomatik olsun. 20 piksel padding olsun. Hatta verelim yüksekliği. 300 piksel olsun. Position relative. Margin 100 piksel. Auto diyorum. Background yine açık gri. Metin rengimiz color black. Cursor da text olsun. Metnin üzerine geldiğimiz zaman şu an gördüğünüz gibi bir cursor efektine sahip olacağız. Şimdi bir bakalım arkadaşlar.
Seçim rengi diyorum. Span diyorum. Hemen mıcır metinlerimden mıcır metnimi ekliyorum. Çalıştırıyorum. Şu an bu şekilde seçebiliyoruz. Bunu değiştirebilmek için seçim rengi boşluk 2.2 2 kere kullanıyorum. 2 nokta üst üste 2 defa kullanıyorum ve selection yazıyorum. Daha sonra seçim rengi yeşil olsun. Arka plan rengi de transparan da verebilirsiniz arkadaşlar buna gözükmemesini istiyorsanız. Ben şimdilik siyah diyorum. Bunu aldım. Aynen kopyaladım. Ve Moz yazıyorum. Firefox tarayıcıları içinde Moz örnekini ekliyorum. Şimdi tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi siyah, yeşil ama şuralar seçim olmayan yerler mavi olmuş. Neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Bu şekilde bir seçim rengi oluşturabilirsiniz. Transparan verelim. Evet, aynı şekilde bu maviler sorun oluşturuyor. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.